Viyana'da gerçekten çok az sayıda, kalite anlamında, özgür bir şekilde gazetecilik yapan ender isimlerden ilki ya da teki, öyle de diyebilirim. Ben dahil olmak üzere bu Türkiye'de takip eden gazeteci meslektaşlarım, arkadaşlarımdan da duyduğum yorumlardan dolayı belirtmek istiyorum. Gerçekten güzel bir çizgiye sahip, tarafsız olarak bir haber sunmakta. Başarıların devamını diliyorum. Biraz önce de ifade ettim. Öncelikle teşekkür ederiz bugünkü güzel davet için. Çok nezih bir ortam. Kutluyoruz. 7 yıl önce seninle Birgül gazetesiyle ve seninle ilk tanıştığımızda bugüneki olan bütün süreci iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Çok önemli gelişmeler, gözle görülür gelişmeler oldu. Avusturya'da düzgün, tırnak içerisinde söylüyorum, tarafsız ve bazen Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiren, bazen Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini de yansıtan yayınların oldu. Ama bu yayınların tamamı haber değeri taşıyordu. En önemli içerik gazetecilikte zannedersem haber değeri taşımasıydı. En sevdiğim yanı Virgül'ün haber değeri taşıyan bütün yayınları olabildiği ölçüde yer vermesi. Bu kapsamda bizim Cumhuriyet Halk Partili seçmenin tamamına yakını Avusturya'da yaşayanlar Virgül gazetesini takip ediyorlar. Neden takip ediyorlar? Orada kendilerine yönelik bir şey buluyorlar. Dolayısıyla ben bu çizginin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Başaramadım dedim konuşmanda. Bence çok şey başarıldı. Daha nice başarılar seninle olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben bu güzel davet için sana teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş burada. Ayrıca Damak Restoran'a Volkan Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Size burada destek çıktığı için. Bu akşamki konuşmalardan dolayı biraz hüzünlü gibiydin ama ben öyle görmüyorum. Sizi özellikle takip ediyorum. Yazılarınızı okuyorum. Çok güzel, çok farklı. Hiçbir siyasete fazla dokunmadan, doğrular, gerçekler ne olduğundan her şeyi düzgün bir şekilde söylemen, kimseden çekinmemen benim için de çok güzel bir şey. Öncelikle dürüstlüğünü çok seviyorum. Bu insanlığı da seviyorum. Ben teşekkür ediyorum bunu Aziz kardeşim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Adem Bey, duyduğum kadarıyla 7. yıl dönümünü kutluyormuşum. Tebrik ederim. 7 yıl çok uzun bir zaman. Daha çok gençsiniz. Deneyimleriniz, gözlemleriniz çok, eminim. Gelecekte başarılar diliyorum size. Sizin yorumunuzla, sizin deyiminizle ben de sizin bir takipçinizim. Teşekkürler. Adem Bey, nice 7 yıllara diyelim. Başarılı bir gazetecisin. Der Virgül'ü ve seni çok seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. İnşallah böyle dürüstçe devam edersin aynı yolda, aynı çizgide. Merhaba. Adem arkadaşla gazeteyi çıkardığı günden beri iletişimdeyiz. Ben de bu alanda 30 küsür yıldır çalışan biriyim. Aslında sadece Avusturya'da değil, Türkiye'de de değil, dünyanın her tarafında gazetecilikte iki tavır vardır, iki temel tavır vardır. Bir tanesi gelişmelerle ilgili toplumu, insanları objektif olarak, nesnel olarak bilgilendirmek ve gazetecilerin kendi yorumlarını, düşüncelerini ve duygularını haberin dışında tutması tezi var. Bir de her ülkede değişik bir şekilde belli yerlere birlikte çalışarak gazetecilik yapmak var. Ben şahsen bu meslek hayatım boyunca nesnel gazeteciliği savunan tarafta yer aldım ve kendim de böyle hareket ettim. Virgül Gazetesi'nin kurucusu, yöneticisi Adem dostumla da konuşurken hep bunlar üzerinde yoğunlaştık. Gazeteci haber verir. Gazeteci kendi duygu ve düşüncelerini haberin arasına sıkıştırmaya çalışmayan insandır. Virgül'ün nesnel gazetecilik çizgisinde Avusturya'da Türkçe bir gazete olarak başarılarını sürdürmesi ve daha nice 7 yıllar görmesi dileğiyle başarılarımızın devamını diliyorum. Evet, sevgili Adem kardeşime 7. yılında bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice 7 yıllar temennisinde bulunmak istiyorum. Adem kardeşimiz gerçekten haberciliği, tarafsızlığa dikkat etmeye çalışan özverili bir kardeşimiz. Hangi görüşten olursa olsun herkesin görüşüne saygı duyan, yargılamayan, ön yargısız habercilik yapmaya devam eden bir kardeşimiz. Dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum.
Adem Bey, size 7. yıl dönümünüze çok çok canı gönülden tebriklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten Virgül bence bu gazetecilik konusunda Avusturya'da ümitlerimden bir tanesi. Çünkü bir toplumun ilerlemesi için gazeteciliğinde mutlaka olması gerekiyor. Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bunun için de sorgulayan, kritik olan, entelektüel niteliklere sahip olan bir gazeteye de ihtiyacımız vardı. Bunu da çokça ve büyük bir bölümde sizinle Viyana ve toplum olarak, Viyana toplumu olarak görüyoruz ve bundan faydalanıyoruz. Bence sizin kurumunuzun büyümesi bence toplumun da ilerlemesi anlamına geliyor. O yüzden size çok başarılar diliyorum. Her zaman biz de söz olarak yanınızdayız. D Virgül'ün 7 senesini kutluyorum. Bir güzel bir 7 sene daha diliyorum sizler için. Ve az önce de bildirmiştik öbür yayıncı arkadaşlarımıza. Size de buradan direkt bildirelim. Adem abinin güzel bir çizgisi var. Hep çizgisinde kalsın. Tatlısıyla acısıyla D Virgül bizim kendi böyle diyelim hani özümüzdür. Bizim Safran Aktar olarak da her zaman desteğimiz D Virgül'ü hazırız. Belgeselden bahsetti. Kesinlikle orada destek vermeye hazırız. İnşallah nice böyle güzel yıllara. Adem Bey, Virgül'ün 7. senesini kutlamada beni de davet ettin. Çok çok teşekkür ediyorum. Nice 7 seneler diliyorum. Başarıların daim olsun. Başta tabii sağlığın olmak üzere. Profesyonel iş yapıyorsun. Yoluna devam et. Yolundan şaşma. Seninle gurur duyuyoruz. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Adem kardeşime Der Virgül gazetesi 7. yılını tebrik eder. Başarılar dilerim. Der Virgül gazetesinin 7. yılını kutlarım. Nice başarılar dilerim. Evet, bu akşam burada Der Virgül'ün arkadaşımızın, hocamızın 7. yılını kutluyoruz. Tabii ki gönül ister 14 yılı ve 20 yılı kutlamak. Sana da malum, biraz önce sen de konuşmanda bahsettin. Bu işi yapmak gerçekten Avrupa'da çok zor bir iş. Yani zor bir işin içindeyiz ama biz zorlukları seven insanlarız. Sana da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Der Virgül gazetesini ve sevgili Adem Hüyük'ü tebrik ediyorum. Bugün 7. yılını kutluyor burada. Seven dostlarıyla bütünleşti. Biraz önce yaptığı konuşmada zaten Avrupa'da yerel bir medyanın ne kadar zor şartlar altında ayakta durabildiğini değindi. Daha nice 7 yıllar diliyoruz. Yolu bahtı açık olsun diyoruz. Virgül gazetesinin de hem bir okuru olaraktan hem de kendi mensubu bulunmuş olduğum medyanın da abone olmasından gerçekten mutluyuz. Hem bizim okuyucularımız sağlıklı, güzel haberlere Der Virgül'ün kaynağı şeklinde ulaşabiliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bugün Der Virgül gazetesine ve Adem Bey'e tebrik ediyoruz 7. yıl olduğu için. 7. yıl kutlamalarından dolayı tebrik ediyoruz. Devamlı Der Virgül takip ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere Der Virgül'le diyelim efendim. Nice 7 yıllara diyorum. Belki 70. yılı biz kendimiz göremeyeceğiz ama inşallah mürekkebin bol olsun diyoruz Virgül'e. Adem Bey'in de belirttiği gibi taraflı tarafsız güzel haberlere, güzel bilgilendirmelere vesile oldu. İnşallah daha genç nesillerde Türkçe ana dilinde gazete okumayı bir kültür haline getirir. Teşekkür ederim. 30 senelik arkadaşımıza Adem'le çocukluğumuz geçmiş. Başarılar diliyorum. 70 sene değil 70 sene daha sürsün. Bol bol başarılar. Teşekkür ederim. Adem kardeşimize bu güzel davet için teşekkür ederim. Ve 7 yıl değil de 17, 27, 37, 47, 57 yeter. Orada kalsın. Başarının devamını dilerim ve benim bu belgeselim ne zaman bitecek onu da bekliyorum. Evet. Der Virgül'ün 7. yılını bu arada dostlarla birlikte kutluyoruz. Adem Bey'e nice 7 yıllar diliyoruz. Başarılarının devamını bekliyoruz kendisinden.